Sultan Abdülmecid, 31. Osmanlı padişahı olarak tahta geçtiğinde dünya derin meydan okumalarla karşı karşıyaydı. Sadece siyasi ve toplumsal değişimler değildi depremlere neden olan. Ekonomi de yeni bir düzleme doğru ilerlemekteydi. 1856-1871 aslında Osmanlı'nın müreffeh olduğu, çeşitli atılımların gerçekleştirildiği, Avrupa usulüne benzer çeşitli kurumların teşkil edildiği bir dönem. Daha doğrusu belki şöyle söylemek lazım, 15 yıllık bir barış dönemi söz konusu. Ve 1776'da Adam Smith'in yayınlamış olduğu ünlü kitabı Ulusların Zenginliği ile beraber aslında klasik iktisatın kapitalizm ekseninde şekillendiğini gözlemliyoruz, özellikle Avrupa'da. Önce ticaret yolları değişti. İpek ve baharat yolu önemini kaybetti. Sonrasındaysa değişen üretim tekniği bir daha eskisi gibi olmamak üzere yeni bir dünyanın kapılarını araladı. Bu noktada İngiltere'nin başı çekmiş olduğu ülkeler önemli derecede bir aynı zamanda kapitalizm yarışı içerisine girdiler ve sanayi üretimi ciddi anlamda bir artış gösterdi. Artık sanayi devrimi dönemi vardı ve bu dönemin süper gücü ise İngiltere'ydi. İngiltere dünyanın en büyük ihracatçısı ve rakipsiz bir taşımacı güç konumuna geldi. Avrupa'daki hiçbir ülke İngiltere'nin sanayileşme hızına yetişemiyordu. Süreç hiç kimsenin beklemediği bir hızla ilerliyordu. Avrupa'da önemli derecede üretim düzeyinde bir artış, sanayileşme ve buharlaşmanın beraberinde getirmiş olduğu teknolojik atılımlar, aynı zamanda enerjideki yaşanan gelişmelerle beraber Avrupa'nın aslında önemli derecede bir kıta anlamında atılımda bulunduğunu gözlemlemiş olduk. Osmanlı Devleti ise ham madde kaynakları zengindi. Ama bunları çağın ihtiyaçlarına göre organize etmek kolay olmuyordu. İngiltere, Hindistan'a giden yolları kontrol altına almak, Rusya ise Asya ve Kafkaslara sarkma, Akdeniz'e ulaşabilmek politikası güdüyordu. Osmanlı coğrafyası ise bu iki büyük güç için amaçlarına ulaşabilecekleri kilit bir coğrafyaydı. 19. yüzyılda Osmanlı'nın Avrupa ile olan ilişkilerinde bir değişiklik söz konusu oldu. O nedir? Avrupa devletleri Osmanlı'ya müdahale etmeye başladı. Bu daha önce savaşlar doğrultusunda gerçekleşirken artık diplomasi, masada Osmanlı devletinin iç işlerine karışmalar başladı. Sultan Abdülmecid işte böyle bir uluslararası ortamda tahta geçti. Abdülmecid Han hem öğrencilik yıllarını tamamladı hem de padişahlık yaptı. Bu esnada Avrupa'yı gördü. Avrupa'daki düzenlemeleri gördü. Şehir nizamnamelerini gördü. Bankasız bir devletin olamayacağının farkına vardı. Bu noktada Abdülmecid'in şahsi doktoru olan Spitzer'e de söylemiş olduğu önemli bir söz var. Osmanlı Devleti'ni tamamıyla yabancı sermayenin merkezi haline getirmek istiyorum şeklindeki sözünü. Aslında ekonomi için Abdülmecid açısından söyleyebiliriz. Ekonominin reforme edilmesi ihtiyacını biliyordu. Tanzimatla birlikte ekonomide peşi sıra adımlar atılmaya başlandı. Sultan Abdülmecid döneminde ekonomi alanında millileşme yolunda ilk adımlar atılmaya başlandı. Devlet fabrika kurmaya başladı. Böylece askeri ihtiyaçların yurt içinden karşılanması amaçlandı. Millileşmeye çalışıldı. Biz de Osmanlı Devleti üretim odaklı çalışmaya başlamak istedi. Bir yandan da üretimin dışında çeşitli işletmeler kuruldu. Mesela bunun en güzel örneği tren ve vapur işletmeleri. Teşvikler devreye alındı. Fabrikada üretilen ürünlerin devlet tarafından satın alınması sağlandı. Fabrikaların kurulumu için gereken malzeme ve makinelerde vergi muafiyeti tanındı. Kısa süre içinde sayıları fazla olmasa da batılı şekilde üretim yapan fabrikalar kurulmaya başlandı. Tanzimat döneminde 160 sanayi tesisi açıldı. Yönetim bu kez farklı bir girişime yöneldi. O da alacaklıya devlet güvencesi sağlamaktı.
Bu sayede Osmanlı topraklarına giren mallarla birlikte Avrupa finans kapitali de iyiden iyiye Osmanlı'ya yerleşir oldu. 1838 ve 1839 yıllarında İngiltere ve Fransa ile yapılan ticaret anlaşmalarıyla Avrupa finans kapitali tüm varlığıyla Türkiye'deydi. Yabancılar için bulunmaz bir fırsattı bu. Osmanlı'da rahatça ticaret ve esnaflık yapma imkanı buldular. Ancak atılan adımlar yetersiz kalıyordu. İngiliz malları kısa süre içinde Osmanlı piyasasında hakim pozisyona geçti. 1839 yılında imzalanan Balta Limanı Anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti dışı açık bir pazar haline geldi. Öyle ki buradaki anlaşma metnine baktığımızda dışarıdan gelen mallara %3 gümrük uygulanırken ihraç edilen mallara %12'lik bir gümrük vergisi uygulandı ki bu tamamıyla yerli rekabeti ortadan kaldırıp Osmanlı Devleti'ni tamamıyla bir açık pazar haline getirmiş. Sultan Abdülmecid ekonomi alanında toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atmaya kararlıydı. Çok iyi bir eğitim var Sultan Abdülmecid'in. Dış ilişkileri çok iyi. Çok iyi bir stratejist. Yani ekonomi politikalarını yaparken de uzman kişilerle bunları tartışıp masaya yatırmış bir padişah. Vergi sisteminde değişikliğe gidildi. Osmanlı Devleti vergileri eskiden tımarlı sipahiler vasıtasıyla toplardı. Şimdi artık ihaleyle topluyor. Bu ihale sistemi şu. Bir köyün mesela vergisini ihale ediyorsunuz. Devlete peşin para yatıranlar bu ihaleyi alıyor, sonra kendisi o vergiyi topluyor, aradaki fark kâr oluyor. Maden gibi, tuzla gibi, gümrük gibi devlet gelirlerini emin vasıtasıyla eskiden beri Osmanlı Devleti toplardı. Sultan Abdülmecid devrinde emin bulunamadığı zaman o da ihale yoluyla toplanmıştır. Merkezden gönderilen maliye memurları yani muhassıllar ile vergi toplanmasını istedik. Bunu bir teşkilat altında tertipledik. Ve bu muhasılları vergi toplamaya gönderdik. Fakat istenen sonuç hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğu için istenen sonuç elde edilemedi. Yani çok hızlı davranıldığı için, altyapı hazır olmadığı için ve bir borç meselesi ortaya çıktı. Çünkü iltizam usulü söz konusu olduğunda vergiyi toplayan yerel müntezim bu noktada daha fazla güçlenmiş oluyor ve bir anda Osmanlı Devleti ile ilgili iktidar arayışına girmiş oluyordu. Abdülmecid döneminde yapılan önemli unsurlardan bir tanesi de bu iltizam usulünün kaldırılarak merkezden gönderilen valiye eşdeğer birisinin vergi toplaması olmuş oldu. Bu şekilde aslında yönetimde merkezileşme konusunun da başlamış olduğu periyot yine Abdülmecid döneminde karşımıza çıktı. Eskiyen toprak sistemine de Abdülmecid müdahale etti. Osmanlı Devleti'nde öteden beri mevcut olan toprak sistemi tımarın kaldırılmasıyla yeniden revize edilmeye ihtiyaç duyuldu ve 1858 tarihli arazi kanunnamesiyle Osmanlı toprak sistemi tekrar kanuni bir altyapıya kavuşturuldu. 5 çeşit toprak var. İnsanların mülkü olan topraklar, devletin mülkü olan topraklar, arazi kanunnamesi bu toprakları tanzim ediyor. Bunlar nasıl ekilir, nasıl biçilir, nasıl devredilir? Umumun istifadesine açık topraklar, caddeler, meydanlar, meralar, kışlaklar, yaylaklar gibi ve ölü araziler, ölü arazilerin yani kimsenin mülkiyetinde olmayan araziler. Sultan Abdülmecid çok önemli adımlar atıyordu. Ama beklenen dönüşler aynı hızla gerçekleşmedi. Vergi sisteminde yapılan değişiklik, vergi gelirlerinin daha da düşmesine neden oldu. Mali sıkıntılar, para toplanamaması gibi bir mali sıkıntı ortaya çıktı. İltizam usulüne yeniden döndü. Bu dönemde işte ilk kez kaime basıldı. Yani kağıt para. Ekonomi alanındaki bir başka ilkse ilk kez kağıt para basılması oldu. 160 bin Osmanlı altınıyla basılıyor ilk. Yine aynı yılda 400 bin Osmanlı altını karşılığında yine bir kağıt para basılmış oluyor. Osmanlı Devleti'nin temel prensibi parasal anlamda bir bütünlük sağlamak ve aynı zamanda reformlar konusunda finansman sağlamak ve bu kağıt para çıkarması da aslında banknot şeklinde oluşan bir süreç. Ama ilk etapta kurgulanması bir faizli borç senedi, bir hisse senedi tarzında kurgulanmış ve yıllık olarak %12,5 olarak kurgulanan bir kağıt para sistemi söz konusu oldu. Ama tam anlamıyla temsili paraya geçiş faizsiz olarak basılan 1850 tarihi olarak karşımıza çıktı ve Osmanlı Devleti bu noktadan sonra kağıt para basmaya başladı. Tabii ki burada kalpazanlık sorunları da ön plana çıktı ve kalpazanlık sorunları aynı zamanda Kırım Savaşı'nın yaşanmasıyla beraber
kağıt parayla alakalı olan süreçte biraz daha rafa kalkmış oldu. Sultan Abdülmecit dış borçlanmayı tercih eden bir padişah değildi. Çözümse iç borçlanmaya gidilmesiyle bulundu. İç borçta şöyle oluyor, 100 yıl kadar önemli bir finansal piyasa olan Galata borsasında faaliyet gösteren Galatalı bankerlerden borç alınıyor. Bu bankerler genelde Venedikli gayrimüslim bankerler, sarraflar. Bunlardan dış borçlanmak yerine iç borçlanmayı seçiyorlar ve bunlardan borç aldıklarında dış borca göre iç borcun faizi daha yüksek oluyor. Ekonomi alanında Abdülmecit döneminde peşi sıra adımlar atılıyordu. Amaç Osmanlı ekonomisini daha sürdürülebilir bir hale getirmekti. O adımlardan biri Osmanlı Bankası'nın kurulmasıydı. Modern bankacılık sisteminin kuruluşu da Sultan Abdülmecit devrinde tarihleniyor. Çünkü yepyeni bir devlet dizayn edilmiştir, şeklen de olsa. Ve Avrupa ekonomik hayatına siz entegre oluyorsunuz. İster istemez o ekonomik sistemin unsurlarını kabul edeceksiniz. Fakat bunu kabul ederken yine şer'i prensiplerden taviz verilmemiştir. Mesela faiz yine yoktur. Bankacılık var ama faiz yok. Bu bugünkü katılım bankacılığının yaptığı şekilde yapılmıştır. Yani Osmanlı bankaları İslam hukukuna uygun faaliyet göstermişlerdir. Para basım yetkisi de bir dönem 1860'larda Osmanlı Bankası'na devredildi ve kağıt paralar burada basılmaya başlandı. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla birlikte hukuktan ekonomiye kadar pek çok adım atıldı. Ama özellikle 1854 yılında Rusya ile yaşanan Kırım Savaşı Osmanlı ekonomisi için ağır bir darbe oldu. 1853'te Kırım Savaşı'na Avrupalılar destek çıktı ama aynı zamanda da borç karşılığında, yani çeşitli mühimmatın sağlanması, askerlerin gönderilmesi, harp hazırlıkları ve harpin sürdürülmesi için Osmanlı'ya borç verildi. Bu Osmanlı'nın aldığı ilk borçtur. Osmanlı Devleti savaşı kazandı. Ama bu kazanç ekonomik olarak ağır yük olarak geri döndü. Savaş finansman demektir. Osmanlı Devleti en güçlü olduğu zamanlarda bile savaşı finanse etmekte zorlanmıştır. Fetihlerle dolu olan Kanuni Sultan Süleyman devri bütçenin ilk açık verdiği zamandır. Onun için Kırım Harbi gibi 19. asır teknikleriyle yapılmış olan bir savaş, ki bütün düşünün İngiliz, Fransız ve Sardunya askerleri Osmanlı ülkesine gelmiştir. Bunların bütün geçimini Osmanlı hükümeti karşılamış. Savaşın bütün masraflarını Osmanlı hükümeti karşılamıştır. Neticede yani İngilizler, Fransızlar ve Sardunyalılar Osmanlılar için savaşmaktadırlar. Tabii ki kendi menfaatleri de var ama budur. Bunun finansmanı kolay değil. Osmanlı Devleti zengin değil. Bir kere Osmanlı Devleti'nin tabii kaynakları yok. Nüfusu az. Sanayi devrimi sebebiyle İngiltere zenginleşmiş. Osmanlı Devleti zengin değil. Bu parayı nereden bulacak? Borç almak zorunda kaldı. Her savaş aynı zamanda ekonomik anlamdaki bir kurtuluş reçetesi gibi karşımıza çıkmış. Tabii ki savaşın önemli derecede bir faturası da söz konusu olduğu gibi bazı avantajları da söz konusu oluyor. Çünkü Abdülmecit dönemini biz incelediğimizde aslında alafranga diye tabir ettiğimiz olan sürecin de başlangıcını beraberinde getiriyor. Çünkü bu dönemde önemli derecede de zenginler var Osmanlı Devleti içerisinde. Aynı zamanda Mısır'dan zenginlerin Osmanlı Devleti ve İstanbul'a özellikle göç ettiğini ve burada lüks harcamalar yaptığını, yine Kırım Savaşı dönemine baktığımız zaman özellikle İngiliz ve Fransız askerlerinin, yani yabancı lejyoner dediğimiz askerlerin önemli derecede Osmanlı esnafıyla ticari ilişkilerinin söz konusu olduğu ve bu noktada Osmanlı ekonomisinin aslında savaştan pozitif yönden etkilendiği bir bazı gerçekler de söz konusu ki bunu Cevdet Paşa'nın yazmış olduğu kitaplarda da net bir şekilde gözlemliyoruz. Giderek ağırlaşan ekonomik tablo sonunda Osmanlı Devleti ilk dış borcu almak zorunda kaldı. Borç tekrarlanmaya başlandı. 3 kez Abdülmecit döneminde borç tekrarlandı. Borç alma. Bir türlü kapatamıyoruz. Savaşlarda tabii ki orduya bir ordunun bir maliyeti var, yatırımlar var. Bunun neticesinde Fransa ve İngiltere'den borçlar alınmaya başlanıyor. Bu borçların sonucunda yine hani borç katlanmaya başlıyor. Sorunların üzerine Kırım Savaşı'nın ağır ekonomik yükü de eklenince Osmanlı Devleti için duyunu umumiyeye kadar gidecek sıkıntılı bir dönem başladı. Önce Fas Sultan'dan almak istediler. İç borçlanma yapmak istediler. Olmadı. İlk defa Osmanlı Devleti borç aldı. Bu borç Osmanlı Devleti'nin sonunu getirdi. Çünkü bu alınan para bazılarının zannettiği gibi saray yapımında kullanılmadı.
savaşın finansmanında kullanıldı. Fakat rantabl bir şekilde kullanılmadığı için bu borcun ödenmesi için tekrar borç alındı. Bu borcun ödenmesi için tekrar borç alındı ve böylece 1876 senesinde Osmanlı Devleti iflas etti. Tam 20 yıl içinde Osmanlı Devleti iflas etti. Sultan Abdülmecit, kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve ihracat yapabilen bir ülke hayal ediyordu. Bunun için de dönemin teknolojisiyle demir yolu artık hayati önem taşımaktaydı. Baktığımızda bu yılların en önemli trend olarak adettiğimiz ulaştırma modu demir yolu olmuş oldu. Çünkü demir yoluna baktığımızda önemli derecede yük taşıyor ve bu yük taşımalarıyla beraber baktığımızda güvenli olan ulaştırma modlarından da bir tanesi oluyor. Abdülmecit de aslında bu gerçeği görüyor ve demir yollarıyla alakalı önemli projeler söz konusu oluyor. Aslında Abdülhamit'ten önce önemli derecede hem ulusal hem de uluslararası bazda çeşitli demir yolu projeleri var. Çünkü Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda 3 kıtaya yayılan bir ülke olarak değerlendirdiğinizde ulaşım ve iletişim konusunda önemli sıkıntılar çektiğini gözlemliyoruz. Ama özellikle demir yolu ağlarıyla beraber pek çok eyalete ulaşılması aynı zamanda merkeziyetçilik açısından ve maliyenin daha fazla toparlanması açısından oldukça önemliydi. Aslında bu tespit yapılıyor Abdülmecit döneminde ve önemli derecede projeler söz konusu. Bu projelerin de hayata geçirilmesi noktasında Abdülmecit'in girişimleri söz konusu. Ki Abdülhamit'e gelmeden önce önemli derecede projeler söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Marmaray. Bir Marmaray'ımız var. 153 yıllık hayaldi bu. Sultan Abdülmecid'in hayali. Çizmiş. Ta o zaman çizmiş. Ve dedik ki ecdadımızın bu hayalini biz gerçekleştireceğiz. Boğaz'ın 62 metre derinliğinde biz Marmara'yı yaptık.